Merhabalar, ben Doktor Aslı Kayacan. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programımızın bu haftaki yayını ile karşınızdayız. Biliyoruz ki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Biz de bu sebeple bugün çalışma yaşamı ve ruh sağlığı konusunu Sayın Doçent Doktor Tolga Binbay ile konuşacağız. Merak ettiklerimizi soracağız. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor olarak görev alıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar Aslı. Merhaba. Şimdi çalışma sağlığının ruh sağlığını, çalışma yaşamının ruh sağlığını etkileyen başlıca çevresel faktörlerden biri olduğunu biliyoruz. Öncelikle çalışma hayatının olumlu olması veya olumsuz olması ruh sağlığımızı tam olarak nasıl etkiliyor? Yani buradaki mekanizmayı biraz ele alırsak bu konuda neler söylemek istersiniz? Olur tabii ki. Yani öncelikle tabii herkesin 1 Mayıs emek, birlik ve dayanışma gününü kutlamak isterim. Gerçi 2 yıldır böyle 1 Mayıs işte koronanın getirdiği önlemlerle birlikte pek kutlanamıyor. Halbuki hani 1 Mayıs hakikaten yani şöyle Türkiye ve çevresini düşündüğümüzde en coşkulu kutlanan yerlerden birisiydi. Ben de hani hem derneğe hem de sizlere bu konuyu düşündüğünüz için teşekkür etmek isterim. Şimdi aklıma tabii yani iş yaşamı, çalışma, emek süreci ve psikiyatri deyince ister istemez aklıma hani ve 1 Mayıs'ta olunca Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in 1848'de yazdıkları Komünist Parti Manifestosu'nun o ünlü sözü aklıma geliyor. Hani zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanların bayramı. Tabii oradaki zincirler hep böyle tartışılmış 150-160 yıldır. Hakikaten o zincirler biraz da tam da bu işte çalışma sürecinin getirdiği psikiyatrik sorunlara ya da belki psikolojik süreçlere de tekabül ettiğini söylemeliyim. Ya tabii çalışmanın şöyle bir meselesi var. Yani biz kendi alanımızdan düşündüğümüzde çalışma hani kendin için üretmek, hayatını idame etmek için üretmek olarak yola çıkmış. Hani insanın insan olma serüveninin içinde. Ama hani sınıflı toplumlarla birlikte bu hani bir tek kendin için değil, bir de İşte üretim araçlarını, bu bir fabrika olabilir, hastane olabilir ya da başka bir şey olabilir. Onun sahibi için üretmeye doğru böyle dönüşmüş. Günümüzde belki hani herkes görmüştür bu korona döneminde iyice bu hani sermayenin böyle merkezleştiği bir dönem, yani tekelleştiği bir dönem yaşadık işte. Ne bileyim 100 milyar doların üzerinde serveti olanlar ligi ortaya çıktı bu pandemiyle birlikte. Ya da işte çok çok küçük bir azınlığın giderek gelirini arttırdığı, servetini arttırdığı bir dönem yaşıyoruz. Ve herkes de hani bunun ucundan, kıyısından farklı yansımalarını yaşıyor. Ta 1848'lere gitmiştik. Hemen hemen aynı dönemde gene mesela Friedrich Engels'in yazdığı bir kitap var. O da böyle hani modern İşçi sağlığının ilk kitabı olarak da gözümüze çarpıyor. İngiltere'de emekçi sınıfların durumu. O kitap mesela çok çarpıcıdır bu anlamda. O dönemde daha çok ön plana çıkan, mesela 40 yaşına gelen bir kişi az çok zaten hani işi bitmiş gözüyle bakılıyor. Ya da özellikle kadınlarda mesela çeşitli beden deformiteleri ortaya çıkıyor. Uzun çalışma saatleri. Mesela çok çarpıcı bir yer vardır. Hani kadınlar işlerini kaybetmemek için neredeyse tezgahın başında doğum yapacak noktaya kadar bekliyorlar. Ve yani tezgahın başında doğum yaparak işinden ayrılan, yani sırf işini kaybetmemek için. Oradan nereye geldik? İşte bugün kısa çalışma ödeneğine ya da ne bileyim işte %25'tir, gençler arasında %25'tir bulan işsizliğe. Ya da mesela şu an işte bizim yaptığımız gibi işte online çalışma, uzaktan çalışma gibi yani 150-160 yıl içinde değişen şeyler oldu. Hiç değişmeyen şeyler oldu. Peki,
Ya bunlar bizi, yani ruh sağlığımızı, psikiyatrik durumumuzu nasıl etkiliyor? Bu konu tabii ki, yani dediğim gibi, hani kapitalizmin erken dönemlerinden itibaren dikkat çekmiş. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bir hani alan haline gelmiş. Ve özellikle de hani Amerika'da bu endüstriyel psikolojinin yükselmesiyle birlikte, çünkü şu çok önemli, yani siz hani sürekli verimliliği arttırmanız gerekiyor. Ya bunu teknolojik bir atılımla yapacaksınız ya da birim zamandaki emek gücünün verimliliğini arttırarak yapacaksınız. Ve zihin de bu işin bir parçası açıkçası. Yani zihin sağlığı diyeyim, bunun da bir parçası. Öyle olunca 1970'li yıllardan itibaren birkaç böyle giderek artan, tabii ki daha sonrasında çok artacak ama birkaç model öneriliyor. Bunlara işte iş stresi modeli diyebiliriz ya da işin gerekleri, iş yükü modeli. Robert Karasek mesela bunlardan birisi, bu modellerden birisinin kurucusu, onu söyleyebiliriz. Ya da işte iş gerilimi modeli var, bir diğeri de. Buradakilerin hepsi, ya bu iki modelin de şeyi şu aslında, bize yakın gelen bir yanı var. Bir çaba sarf ediyorsunuz. Bu zihinsel bir emek olabilir, doğrudan el emeği olabilir. Bunun karşılığı, bunun ödülü, bunun yerine getirirken gerekenler neler? İkisinin arasında ne var? Yani tabii tahmin edebileceğiniz üzere yüksek iş gereklilikleri olan ve düşük ödül olan iş kolları, çalışmalar ya da yerler, fabrikalar, her neyse, hastaneler, tabii ki iş stresinin yüksek olduğu yerler. Yani buralarda hani psikososyal stres de artıyor ve karşılığında da bazı psikiyatrik sorunları görme olasılığımız çok daha fazla oluyor. Bilmiyorum, ilk soruya böyle bir yanıt vermiş olayım. Yani kişinin daha çok böyle üretkenliği ve tatmin olma duygusundan çok aslında birçok ruhsal anlamda birçok alana da etki eden bir şey iş yaşamı, anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ama yani şunu da söyleyeyim. Yani o şimdi çalışmak hani kendini de yeniden üretmekti ya. Ta belki hani çok ilkel dönemlere götürecek olursak öyleydi. Ama şu an ise kimse kendisini üretmek için çalışmıyor. Yani ya da çok çok az bir kesim, çok düşük bir kesim toplumda kendini gerçekleştirmek için çalışıyor. Büyük bir yabancılaşma var ve bu yabancılaşma da zaten hani birçok sorunun ortaya çıktığı yer. Peki bunun da bir karşı tarafı var. Yani evet, çalışınca bu konuda gerçekten daha ruhsal anlamda belki kişi daha besleniyor. Ama bunun bir de işsizlik kısmı var, yani karşı tarafı var. Hem de işsizlik kadar da belki olumsuz bir durum olan güvencesiz çalışma aynı zamanda. Hem işsizlik hem güvencesiz çalışmanın peki ruh sağlığına etkileriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de benim hani klinik deneyimimden gözlemlediğim bu tarz durumlar sanki daha çok erkekler bu tarz şikayetlerle geliyormuş gibi. İşsizlik olduktan sonra depresyon, daha ruhsal belirtiler. Bunu neyin yansıması olarak görüyorsunuz? Valla tabii işsizlik hani çok hani modern dünyada olmaması gereken bir şey. Düşünsenize ya, belli bir işte emek gücünüz var ve iş bulamıyorsunuz ama hani Türkiye'de de genç nüfustaki işsizlik neredeyse her 4 kişiden birini üniversite eğitimde olsa, hatta doktorası da olsa kapısını çalan bir şeye dönüşmüş durumda. Ve hani yani bunu bütün psikiyatristler bilirler. Hemen hemen her psikiyatrik hastalığın risk etkenleri ya da demografik özellikler arasında işsizlik yazar. Özellikle işte depresyon, kaygı bozuklukları için böyle hani mutlaka olmazsa olmaz risk faktörlerinden bir tanesidir. İşsizlik bence birçok şeyle ilişkili ama hani öncelikle mesela insanın kendisine saygısı. Yani gündelik hayatını yani kazanabilmesinin de önüne geçilen bir hani psikososyal stres olarak bakabiliriz açıkçası buna. Yani siz hem bir anlamda toplumun kaybedeni oluyorsunuz.
beceremeyenli oluyorsunuz. Sorun sizin oluyor zaten. Yani herkes iş bulurken, herkes işte yaparken siz bulamamış oluyorsunuz. Ki bu birçok kez mesela dile geliyor. Hani yöneticiler falan iş var ama beğenmiyorlar şeklinde. Hatta geçen günlerde mesela Twitter'da dönüyordu, bilmiyorum denk geldiniz mi? İşte yüksek maaşlı bu kuryeliği beğenmeyenler var diye. Pek böyle olmadığını biliyoruz açıkçası. Yani işsizlik bence çok temel olarak, hani belki hatta nörobiyolojisine bile bakılabilir. Kişinin öz saygısını, özgüvenini derinden sarstığı için doğrudan bir psikososyal stresör olarak karşımıza çıkıyor. Ve hemen hemen ilişkili olmadığı rahatsızlık yok. Biraz önce söyledim. Şimdi cinsiyet farkına gelecek olursa, tabii hani biz mesela bizim psikiyatrik hastalıklarda cinsiyet farkı da çok belirgindir. Mesela işte depresyon kadınlarda daha fazladır. Ama alkol kullanım sorunları erkeklerde daha fazladır. Peki işsizlik erkekleri niye daha çok etkiliyor olabilir? Ya da böyle bir cinsiyet farkı var mı? Tabii her ne kadar kadın istihdamı hani 10 yıllar içinde Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde artmış olsa da istihdamın motor gücü hala erkekler. Bir tek istihdamın değil, tabii ki erkekler hani bir tür cinsiyetçi rolle birlikte de işte aileyi geçindiren, aileyi ayakta tutan gibi bir rolü de sırtlanmak zorunda kalıyorlar. İşsizlik bunların hepsini kökünden, temelinden sarsan bir özelliğe sahip. Yani siz bir tek kendi gelirinizi değil, ailenizin, varsa çocuklarınızın ya da varsa bakmakla yükümlü olduğunuz ya da baktığınız insanların gününü, geleceğini de kaybetmiş olarak yaşıyorsunuz. Bu nedenle daha fazla etkilendiklerini söyleyebiliriz. Ama 2021 yılındayız, 21. yüzyıldayız ve hani kadın istihdamı giderek artıyor ve daha da artacak. Hani Türkiye'de öngörülen de o ve kadınlar için de işsizlik, işsiz kalma hani temel stres faktörlerinden birisi olarak yükseliyor, yükselecekti. Ruhsal bozukluklar tabii ki de tüm çalışma alanlarında hepsinde görüyoruz, bunu konuştuk. Ama şunu merak ediyorum, belli sektörlerde veya belirli çalışma alanlarında daha sık gördüğümüz veya onlara özgü olan ruhsal bozukluklarımız var mı? Bunun sebepleri neler olabilir, nasıl açıklıyorsunuz? Ya tabii mesela bu hani bunu düşününce ilk aklımıza gelen mesela sağlık çalışanları. Özellikle sağlık çalışanlarını mesela çok konuşmuyoruz ama travma sonrası stres bozukluğu. İtfaiye çalışanları, ambulans çalışanları, ambulans şoförleri. Bunlarla ilgili aslında yayınlanmış yayınlar da var. Ya da işte emniyet mensupları. Doğrudan işte travmatik kayıplara ya da yaralanmalara maruz kalan kişiler. Bir tarafta bu var. Bu çok böyle hani gündemimize gelmese de. Bu arada hani ordu mensupları çeşitli versiyonlarıyla. Çünkü hani bir taraftan çatışmalı ortamda bulunabilen ordu mensupları da sık sık psikiyatristlerin kapısını çalmak durumunda kalabiliyor. Ama bunun yanı sıra ben burada hani Türkiye'deki istihdamın özelliğini de düşünecek olursak Türkiye'deki istihdamın %60'ını hizmet sektörü oluşuyor. Ve bu hizmet sektörünün işin içinde de özellikle doğrudan insana hizmet veren alanlarda gördüğümüz daha yüksek depresyon. Örneğin sağlık sektörü, örneğin bankacılık sektörü, finans sektörü gibi alanlarda daha yüksek depresyon, kaygı bozukluğu. Buralar mesela bizim açımızdan ön plana çıkan alanlar olarak görülebilir. Ama bunun dışında dediğim gibi biraz önce hani travma sonrası stres bozukluğu mesela çok hani ilk başta akla gelmese de mutlaka psikiyatride bir yere yazmak gereken branşlardan bir tanesi. Bir diğeri hani uzun çalışma saatleriyle gündeme gelen biraz daha doğrudan hani hizmet sektörü değil de imalat sektörü diyebileceğimiz fabrikaların olduğu, işte tezgahların olduğu alanlar. Ama
Ama biz biliyoruz ki bugün hani bu düzenli istihdam işçi sınıfının, emekçilerin bir kısmını oluşturuyor. Bir kısmı ise emekçilerin düzensiz çalışanlardan oluşuyor. Yani düzensiz çalışanlar hani birçok şekilde işte sigortasız çalışanlar, yevmiyeli çalışanlar ya da mesela Türkiye'nin son zamanlarda yaşamaya başladığı göçmen işçiler. Burada bir tek hani Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmek zorunda kalan nüfustan bahsetmiyorum. Bunun yanı sıra Türkiye işte Afrika ve özellikle Orta Asya'dan birçok emekçinin de göç yolu ya da uğrağı haline gelmiş durumda. Bu belirsiz ve bir anlamda güvencesiz çalışmada psikiyatrik sorunlar için hani zemin hazırlayan yerlerden bir tanesi. Biraz toparlayacak olursam, ilk gözümüzü dikeceğimiz yer hizmet sektörü. Hizmet sektöründe de özellikle hani insana hizmet veren branşların olduğu yerler, işte sağlık mesela, finans sektörü. Bunun yanı sıra hani travmatik yaşantılarla yüz yüze gelen, karşılaşan alanlar, işte itfaiye, ambulans, acil hizmetleri, emniyet mensupları, ordu mensupları. Mesela çok ilginç bir şey anlatayım size. Hani İzmir'de yaşadığım için biliyorum bunu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda birçok göçmen İzmir'den, İzmir'in kıyılarından karşıya Yunan adalarına geçmeye çalıştı ve bu geçişler sırasında çok trajik kayıplar da yaşandı. Ve bu insanların bedenleri denizde kaldı uzunca süre. Bu bedenleri toplayanlar vardı. Onlar mesela sahil güvenlik mensuplarıydı. Hiç daha önce karşılaşmadıkları bir şey. Gecenin bir vakti botla açılıp bunları toplamaları gerekiyordu. Bu bedenleri toplamaları gerekiyordu. Ve çok travmatik yaşantılar ve buna bağlı ortaya çıkan durumlar olduğunu da biliyorum. Bunun sıra ne dedik? Özellikle imalat sektöründe çalışanlar, uzun saatler, iş kontrolünün yani kendi iş kontrolünün az olduğu, ödülün de az olduğu ama iş gerekliliklerin yüksek olduğu, burada tabii iş gerekliliği derken işte uzun çalışma saatlerinden bahsediyorum, bu sektörler. Ve bir de bu işte güvencesiz, hani çalışma saatlerinin, çalışma mevsimlerinin, çalışma günlerinin belli olmadığı sektörler diyebilirim size. Ve çalışmaların çoğu şunu gösteriyor bize, hani daha çok karşılaştığımız şey depresyon için artan, 3 kat, 4 kat, 5 kat arttıran alanlar, sektörler bunlar. Bir de hani meslek dolayısıyla olan meslek hastalıkları kavramı var. Meslek hastalıkları denilince akla açıkçası hani ben de bu alanı araştırmadan önce ruhsal hastalıklar hiç gelmemişti aklıma. Meslek hastalığı olarak tanımlanan peki özellikle bu riskli çalışma gruplarında örneğin ordu mensuplarında, askerlerde vesaire hiç meslek hastalığı olarak tanımlanan bir ruhsal bozukluk var mı? Şimdi mesela Dünya Çalışma Örgütü, ILO. ILO'nun sınıflandırmalarında var. Depresyon, travma sonrası stres bozukluğu bunlar meslek hastalıkları olarak tanımlanmıştır. Ama Türkiye için mevzuatta psikiyatrik hastalıklar bir meslek hastalığı değil. Ama şöyle bir şey yapabilir çalışanlar, işçiler, çalışanlar. Ortaya çıkan sağlık sorunu, bu bir psikiyatrik hastalık ile çalışma yaşamları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi üzere başvurabilirler. Bugün artık birçok, yani birçok demeyeyim, bazı tıp fakültelerinde iş ve meslek hastalıkları bilim dalları ortaya çıkmıştır ve bunlar uzmanlık düzeyinde de eğitim veriyorlar. Buralara başvurarak yaşadıkları psikiyatrik sorun ile çalışmalar arasındaki ilişkinin kurulmasını isteyebiliyorlar. Burada önemli olan şey şu, arada nedensel bir ilişki var mı? Yani kişinin yineleyici depresyonu var. Bu yineleyici depresyon ile çalışma koşulları arasında nedensel bir ilişki var mı? Kişinin travma sonrası stres bozukluğu var. Bu travma sonrası stres bozukluğu çalışma yaşamıyla ilişkili mi? Şimdi bunu mesela bir sağlık kurulu raporu olarak da düzenleyebilir. 3 psikiyatrist, 5 psikiyatrist ya da işte bu bilim dallarının olduğu yerlerde hani bir heyet şeklinde de
değerlendirilebiliyor. Ama bu nedenselliği iyi anlamak ve ortaya çıkarmak kritik. Bu nedenle hani mevzuatta olmasa bile, bugün Türkiye'de mevzuatta benim bildiğim kadarıyla iş ve meslek hastalıkları uzmanları arkadaşlarımla görüştüğümde onların da belirttikleri mevzuatta yer almamakla birlikte, Türkiye için mevzuatta yer almamakla birlikte hukuki yolu açık. Yeter ki bu işte belgelendirilsin, ortaya çıkarılsın ve değerlendirilsin. Ben özellikle travma sonrası stres bozukluğunda bu nedenselliği daha açık bir şekilde ele alınabilir. Evet. Çok haklısınız. Ve yani siz de mesela kendi pratiğinizde belki denk gelmişsinizdir. Birçok psikiyatrist de kendi pratiğinde özellikle travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili mutlaka değerlendirme yaptığı birkaç hastası en az olmuştur. Türkiye'den yayınlanmış olgular da var. Yani bir meslek hastalığı olarak depresyon, bir meslek hastalığı olarak anksiyete bozukluğu. Yani mesela işte hem kişinin hem KOAH'ı var ya da bronşiyel astımı var. Hem de astımı bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ve bunlar işte hani panik bozuklukla da çakışıyor ama çalışma yaşamıyla da ilişkili. Hani KOAH çalışma yaşamıyla ilişkili de panik atak neden olması ya da panik bozukluk. Ama dediğim gibi nedenselliğin gösterilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da hani mevzuat bu konuda çok böyle çerçeve çizmiş olmasa da yolu açık. İş yaşamının hani insanlara getirdikleri şeyler denildiğinde hem araştırdığımda hem de benim aklıma gelen ilk şey tükenmişlik olmuştu. Hani birçok iş yaşamındaki kişilerle birlikte hani iş hayatı sağlığı denildiğinde hani tükenmişlik sendromu diye hem çokça görüyoruz, duyuyoruz. Hastalar geldiğinde dile getirebiliyorlar. Bu tükenmişlik sendromu nedir tam olarak? Depresyonla farklı mıdır, benzer midir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii bir de son zamanlarda çok meşhur da oldu tükenmişlik sendromu. Korona ile birlikte. Açıkçası tükenmişlik ya da tükenmişlik sendromu yaklaşık 20-30 yıldır hani bir tek psikiyatrin değil, genel olarak psikolojinin, hatta işte eğitim bilimlerinin gündeminde olan bir başlık. Esas olarak insana hizmet veren iş kollarında ortaya çıkan bir durum. Çünkü burada bilişsel bir zorlanmadan bahsediyoruz. Aslında biraz önceki modele geri dönecek olursam, işte iş yükünün ya da işin gerekliliklerinin yüksek olduğu, rutinin yüksek olduğu, ve karşılığında yani ödülünde düşük olduğu ya da yetersiz olduğu sektörler gözüyle de bakabiliriz. Bir taraftan bilişsel bir zorlanma var. Diğeri duygusal geri çekilme dediğimiz, örneğin tükenen bir kişi işine gitmekte çok zorlanır. Bilişsel olarak zorlanmasa bile mesela beden ağrıları, mesela iş çalışırken ortaya çıkan işte bedensel belirtiler yaşayabilir. Bu üçünden meydana gelir tükenmişlik. Zaten çok meşhur bir değerlendirme ölçeği de vardı. Bu değerlendirme ölçeği de bu üç alana yoğunlaşır. Bilişsel, duygusal ve bedensel belirtiler diye. Dünya Sağlık Örgütü aslında hani bir anlamda bir tanı olarak bunu tanı sistemine eklemiş durumda tükenmişliği. Ama psikiyatrik bir tanı olarak yer almıyor. Ama tükenmişlik tabii ki mesela depresyonla çok yakından alakalı. Ama hani depresyondaki o afektif, yani daha çok işte kendini mutsuz hissetme, keyifsiz hissetmenin çekirdek belirtileri yerine burada işten çekilme, işe gelmekte zorluk çekme ya da mesela çok önemli bir şey, belki siz de kendi hayatınızda bunu sorgulayabilirsiniz. Saat 5'te çıkıyorsunuz, zihinsel olarak ancak kendinizi 8'de 9'da toparlayabiliyorsunuz. Bu mesela birçok insanın, ben biliyorum hani hekimlerde, hemşirelerde birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Ancak 8-9 gibi zihni toparlayabilir. Bu mesela tükenmişliğin belirtilerinden bir tanesidir. Mesela bu bir depresyon belirtisi değil bir tarafıyla. Yani çok çakışan, hani iki farklı küme gibi ele alınabilir ama çakışan belirtileri var.
çakışmayan belirtileri var diye söyleyebilirim. Daha çok ve özgü gibi mi? Yani hani belli bir alana özgü mü olması? Diğer hayatının diğer alanlarında bir sorun olmazken çok fazla iş alanında veya hani o tükenmişliğin getirdiği alana özgü bir şikayetlerin görünmesi durumu gibi mi? Şiddetine bağlı. Yani hafif tükenmişlikte daha çok hani iş yeriyle sınırlı kalabilir. Orta tükenmişlikte biraz önce dediğim gibi mesela iş çıkışı kendisini toparlamasını 2-3 saat bulabilir. Bu da mesela değerlendirmenin önemli parçalarından bir tanesi. Ağır tükenmişlikte ise yani araya hafta sonu girse bile kişi pazartesi işe gitmekte çok zorlanır. Çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir ya da işe gitse bile mesela işini yerine getirmekte zorluk çekebilir. Yani diğer alanları da etkileyen hale gelebilir yani. Ki geliyor genellikle de. Yani karşımıza gelen kişiler, bu konuda yardım arayan kişiler zaten hani bir tek iş yaşamı değil, iş yaşamı dışında da ikili ilişkiler, gündelik sosyal ilişkilerinde etkiler bir boyutta karşımıza geliyor. Peki hani o öyle bir kişi geldiğinde hani işini örneğin değiştiremiyorsa yani neler öneriyorsunuz o kişiye? Yani öncelikle bir tam değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani işle ilgili ne gibi zorluklar var? Mesaim uzun, işin gereklilikleri mi yüksek? Örneğin ben hani sağlık iş kolu için söyleyebileceğim en önemli yerlerden birisi mesela yoğun bakımlar. Yoğun bakımlarda hani sürekli yani kişinin zihninin sürekli işte alert durumda olması gerektiren bir hizmetin yürüdüğü yerler. Buralarda dediğim gibi kişinin gündelik çalışma pratiğinin bir değerlendirilmesi gerekiyor. Hangi alanda zorlandığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Genelde zaten bu tükenmişlikle yani iş kökenli tükenmişlikle onun yol açtığı iş dışı sorunlar bir süre sonra birbirinin içine girmeye başlıyor. Bunların ayırt edilmesi gerekiyor. Bazen tedavi önerebiliyoruz. Onu söyleyeyim. Yani özellikle afektif komponentinin yani bu keyifsizlik, mutsuzluk, hayattan zevk almamanın da eşlik ettiği durumlarda ilaç tedavisi önerebiliyoruz. Onun dışında düzenli görüşmeler ve değerlendirmelerle hani toparlayabiliyor kişiler. Bunun yanında tabii bir diğeri de mesela Türkiye'de çok bununla ilgili çalışma yok. Aslında yapılsa ne kadar iyi olur? Kişiye verilen istirahatlar. Buna hani hastalığa bağlı çalışamama diye çevirebiliriz Türkçe'ye. İstirahat iyi geliyor tabii ki tükenmişlikte. İşten uzak kalma ve devreye girmesi gerektiği zaman zaten hani devreye giriyor. Ama bunun da değerlendirilmesi mutlaka göz önünde bulundurulması lazım. Yine bir de iş yaşamı ve ruh sağlığı denince akla bir de tükenmişlik kadar mobbing kavramı da geliyor. Evet. Bu çok geniş bir kavram. Hani bunu konuşsak belki tek başına bir program olur. Ama genel hatlarıyla mobbing ne demektir? Güzel. Yani şimdi mobbing tabii ki bizim alanımızın genel olarak hani giderek daha fazla duyulan bir terim mobbing. Bunu da hani daha konuşmamın başına döndürecek olursak o zincirler vardı ya, zincirlerden bir diğer halka olarak da bakabilirsiniz. Türkçesi yıldırma diyebiliriz. Burada bu yıldırı ve yıldırma daha çok zihinsel yani psikolojik komponentiyle öne çıkan bir durum. Burada genelde bir ast-üst ilişkisinin olduğu bir çalışma yaşamı söz konusudur. Ve genelde de üstten asta yönelik yani üstten alta yönelik bir psikolojik şiddet söz konusudur. Tabii ki bu illa burada hani şey insanların gözünde şu canlanmasın. Hani çok tanımlanmış ast ve üst ilişkileri olacak şeklinde değil. Yani bu illa bir iş yerindeki müdür ile çalışanları arasında olacak şey değil. Aynı odanın içinde çalışan ya da aynı serviste çalışan kişiler arasında da ortaya çıkabilecek bir durum olduğunu belirtmekte fayda var. Bu yıldırı yani yıldırma ve bu psikolojik şiddet içeren yıldırma sözlerle olabilir. İşte iş yükünün arttırılması ya da iş yükünün azaltılması mesela iş verilmemesi
şeklinde olabilir. Ya da yerine getirilen işin değersizleştirilmesi şeklinde olabilir. Ya da açık sözel şiddete dönüşebilir. İşte aşağılamalar, sözel tacizler, bunların bileşeniyle ortaya çıkan aslında bir hani uyumda güçlük olarak da değerlendirebiliriz. Tabii ki bir kişinin bunlara uyum sağlaması hakikaten hani beklenilmeyecek bir durum olduğunu da belirtmeliyim. Mobbingi bu kadar önemli yapan da hani son yıllarda giderek artan hani işsizlik, genç işsizliği, bunun yanında hani iş sürecinin değişmesi ve insanların daha güvencesiz, daha kısa süreli ve hani daha baskıyla çalışır hale gelmesi olduğunu da vurgulayayım. Peki birçok alanını konuştuk kurumsal alanını. Peki neler yapabiliriz veya neler yapılabilir konusuna gelirsek hani son olarak çalışan ruh sağlığını iyileştirmek adına hani küçük bir şirketten büyük bir ülkeye kadar tabii birçok alanda birçok şey yapılması gerekiyor ama özellikle işverenlere ve kurum yetkililerine hani şirketlerinde çalıştığı kurumlarda neleri dikkat etmelerini önerirsiniz? Ne gibi görevler düşüyor? Bu alanda neler söylemek istersiniz? Yani emekçi bayramı olduğu için ben daha çok emekçilere seslenmeyi tercih ederim. Çok da haklısınız. Yani hakikaten küçük bir iş yerinden koca bir ülkeye kadar farklı basamakları var bunun. Vallahi yani tarihsel deneyim şunu gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yani emek süreci hani bir mücadele süreci. İnsanlar ne kadar bir araya gelirler, ne kadar farkına varırlar, bir araya geldiklerinde değiştirebildiklerini ne kadar görürlerse o kadar bu iş değişir. Yani bugün mesela çözülmezmiş gibi gördüğümüz işte mobbing, tükenmişlik dedik, işte depresyon dedik, iş stresi dedik. Kısa sürede çözülebilir. Burada mesela kritik halkalardan bir tanesi nedir? Mesela çalışma süresinin kısaltılması. Yani çünkü bakın en başta da söylemiştim size. Bugün çalışma bir yabancılaşma kaynağı. Yani kendini gerçekleştirmek üzere çalışmıyor. Hiçbirimiz böyle çalışmıyoruz. Çoğunluğumuz. Kendimizi gerçekleştirmek üzere çalıştığımız zaman o kadar düşük ki. Öyleyse durum buysa hani bu sürenin yani çalışmada geçirilen sürenin kısaltılması gerekiyor. Bugün Türkiye'de hiç kimse ortalama 40 saat çalışmıyor. Çok daha uzun çalışılıyor. Bunun 40'ın altına çekilmesi gerekiyor. Farkındaysanız bu hani bireyin ya da bir kurumun tek başına yapabileceği bir şey değil. Ya bu ancak hani bir siyasi irade kararıyla olabilecek bir şey. Öbür taraftan yani kurum içinde mesela süreklileşmiş bir gözden geçirme, değerlendirme, anket uygulaması. Yani anket uygulaması çok sık yapılır, hepimiz biliyoruz ama bu anketlerin sonuçlarının ne olacağına dair bir geri dönüşün olup olmaması mesela çok önemli. Yani o anket uygulandığında ne değişecek benim iş yerimde? İşte benden sorumlu olan kişiyle ne olacak ilişkim? Mesela en baştaki modele dönecek olursa mesela iş stresini azaltacak şeylerden birisi mesela ödülün artması. Ödül maddi ödül olabilir. Bir taraftan da zihinsel ödül olabilir. Bunu bazı akıllı şirketler yapıyorlar. İşte bizim takımımız işte ayın çalışanı falan gibi. Ama bu bile bir yerden sonra rutinleşiyor. Yani birçok hani gidip çalışana sorduğumuzda bunu birçok yerde görebiliyorsunuz. O ayın çalışanının insanları onore etmekten uzak olduğunu görebilirsiniz. Çünkü orada esas mesele o kişinin stresini azaltacak diğer ödülün o kadar yükselmemesi. Bir diğeri de hani işin gerekliliklerinin azaltılması. Mesela süreden bahsettim. Sürenin yanı sıra hani işte gereken şey mesela Türkiye'de bugün bir kişi iki kişilik, üç kişilik iş yapıyor. Hepimiz öyle çalışıyoruz. Ya bunun değiştirilmesi gerekiyor. Ha bunu değiştirebilen kurum vardır. Çok azdır. Bu ancak hani bir ülke için karar alınmasıyla olabilir. Türkiye'de bugün tek kişilik iş yapan kimse yok.
2 kişilik, 3 kişilik iş yapılıyor ve bunun da büyük bir maliyeti var. Öyle demiş oldum. Bilmiyorum, sorunuza tam bir yanıt oldu mu? Peki burada şeyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şirket, yani iş yeri içindeki iletişimin arttırılması konusunda. Hani bu da insanlara iyi gelen bir şey midir? En azından hani dinlenildiğini veya ast üst ilişkisinde hani üstleri tarafından değer gördüğünü bir açıdan fark etmesi açısından. Şimdi burada ya birçok işte özellikle Batı kaynaklı birçok uygulama buraya gözünü dikiyor. Tamam, güzel ama şey atlamamak lazım. Yani çalışmanın o yabancılaştırıcı etkisini kıracak müdahaleler olmaksızın bunların hiçbiri bir işe yaramaz. Yani ya da hani bu yabancılaştırıcı etkiyi işleyebileceğiniz bir müdahale yapıyorsanız, o toplantılar, o görüşmeler, o takım ruhu, o birliktelik hali bunu sağlıyorsa, evet hakikaten faydası olur. Verimliliği de arttırır, daha kolektif bir çalışma ortamı ortaya çıkartır, yabancılaşmayı azaltır. Esas kritik nokta bence burada bu. Ama onun dışında her müdahale, yani bakın açık net söyleyeyim, küçük bir müdahale bile, küçük bir değerlendirme bile iş yerindeki o strese doğrudan müdahaledir ve işe yarar. Bundan emin olabilirsiniz. Benim bu hafta soracaklarım bunlardı. Eklemek istediğiniz katkınız var mı başka hocam? Ne söylemek istersiniz? Yani ben şimdi bu kapanma süreciyle birlikte halen çalışmaya devam eden herkese hem 1 Mayıs'larını yeniden kutluyorum, hem de sağlıklı günler diliyorum. Her anlamda, hem bedensel sağlık anlamında hem de zihinsel sağlık anlamında zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz olmadığını da tekrarlamak istiyorum. Programımıza katıldığınız için bizim için çok değerliydi. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.